Bugün manda tereyağını alın. Ülkemizde şu anda karaciğer rahatsızdı. Doktor size dedi ki karaciğerinizde yağlanma var. O doktorun işi. Biz doktorların işine karışmıyoruz. Bir de hocam çok önemsemiyoruz karaciğerdeki yağlanmayı. Ben Efendim karaciğer biliyorum. Yağlanmaz. Yalan söylüyorlar. Yani benim tabirimle. Karaciğer yağlanmaz bir kere. Ben sizi hayvan keserken gördünüz mü? Bir koyun falan şey. Yani bir kurban. Gördüm tabii. Peki Ama karaciğeri, o organları incelemedim. Karaciğeri çıkardığınız zaman hiçbir karaciğerde var mı ya? Yok. Bak yok diyor. Karaciğer ama... yağlanmaz. Karaciğerin üstü kahverengidir. Evet. İçinde, onun içindeki kanallarında olan trematotlar vardır. Bu trematotlar beyaz renkte olduğu için karaciğer yağlanmış derler. O trematotlar da olduğu sürece sizin hiçbir şekilde sağlıklı yaşamanız asla kata ve katiyetle mümkün değildir. Tıp bilimi bunu araştırsın. Bunu araştırsın. Bunu araştırsın. Bak bu önemli. Yani bu ülkede araştırma yok. Araştırma enstitüleri Johnny ne derse onu araştırıyor. Bu ülkenin kurtuluşu buralarda. Bir insanın karaciğeri hekimlerimiz, o kıymetli hekimlerimiz yağlandı diyorsa düşünün. Sıkıntı var. Bizim yanımızda hekimler çalışıyor. Bak gelsinler bir ders alsınlar. Bir üniversite davet etsin. Şimdi Vakıf Kuraba Üniversitesi'nde tıp bilimleri integratif tıp oldu. Bir kere davet ettiler. Gittik anlattık. İnsanlar şaşırdı. Davet etsinler. Bizim hekimlerimiz burada konuşsun. Adamlar altın madalyalı. Amerika'ya, Avrupa'ya, Romanya'ya çağrılıyor. Ödüller veriliyor hekimlerimize. Altın madalya veriliyor. Neden bizim üniversitelerimiz çağırmıyor? Çünkü bir yol tutturmuşlar. Bak neden biliyor musun Nur Hanım? Devlet parayı ödüyor. Niye araştırsın ki ya? Sistem kurmuş. Bu ülkeye demokrasi diye getirdikleri sistem Cumhuriyet'le birlikte dedim ya unun beyazını tuzun 83'ünü atmış. Efendim her şeyi koymuş. Yani ilaçları da koymuş. Demiş ki Avrupa'nın bilmem neyin onayladığı ilacı ver olsun. Ne oldu Türkiye? Nereye gittik Nur Hanım? Herkes hasta. Hasta. 100 kişinin 98'i bugün hasta. Bakın sağlıklı hiç kimse yok. İlaç kullanmayan var mı diyorum hiç kimse elini kaldırmıyor. Artık titreyip kendimize dönmemiz lazım. Kainat eczanesine dönmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? İşte manda yağı bunun için çok önemli. Şurada manda yağımız. Buradan söylüyorum. Hocam yağla nasıl temizlenir? O ben çok merak ettim. Peki. Hemen mikrofonu olan biri vardır. Size sorayım. Oralara gerek zor yok. Zor olmasın ama. Bu programı en iyi bilen sizsiniz. Estağfurullah. Sual sordu mu artık ya ona razı olacaksın. Hocam zor olmasın ama seyircilerimle gözün de rezil olmayayım. Peki olmayayım. Şimdi tavuğu yedik elimizde. Evet. Yağlandı değil mi? Böyle. Artı tavada yağlandı etti. Elinizi neyle yıkıyorsunuz? Yani sabun. Sabunla. Sabun neden yapılıyor? Yağdan yapılıyor. Yağı ne söküyormuş demek ki? Çivi çiviyi söker misali. Bak ben demedim. Kim dedi? Biz dedik evet, değil yağ, mi? Evet yağ söküyor doğru. Bak şimdi. Demek ki yağı yağla sökülüyorsa bu ülkede kilolu insanlara yağ yemeyin diyenlere yahu diyeceksin kardeşim elindeki yağı bile sabun zeytinyağından yapılmış sabunla çözebiliyorsan burada da yiyeceğin yağ tabu demek değil ki bir kilo yağ ye. Ben şimdi diyorum burada bunu 14 sene önce ilk yazdığım kitabımda da yazdım. Yaşam enerjisi. Bu kitaptan 11 kitap çıktı bak şu anda şu kitaptan. Biz bilim adamıyız. Eser bırakmamız lazım. Her gün 50 gram tereyağını. Mümkünse manda tereyağını. Yiyin niye? Manda hastalanmaz çünkü. Normal tereyağı da olur bak, mu hocam? Bak mandayı inek mesela biraz soğuk görsün kötü bir şey yesin yıkılır. Koyun yıkılır. Keçiyi böyle kapat yıkılır gider. Ama manda çok sağlıklı bir hayvandır. Uzun ömürlüdür, dayanıklıdır buradan. Çok önemli.